6 Ağustos 1945. Türünün ilk örneği olan bir görev. O silaha elini süren son insan bendim. Yeni ve korkunç bir silah Hiroşima kentinin üzerinde kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti birkaç hafta sonra hasar tespiti yapmak için bilim insanlarından ve askerlerden oluşan ekipleri harekete geçirdi. Doğrudan yazdıkları raporun sayfalarından yaptığımız alıntılarla ilk atom bombasının bilimini inceleyeceğiz. Patlamanın etkilerini inceleyenler ve felaketi ilk elden tecrübe edenler gördüklerini anlatacak. Birden güm diye bir ses duyuldu. Gökyüzünde parlak bir ışık vardı. Dünyanın ilk atom saldırısından 24 saat sonra olanları izleyeceksiniz. ...6 Ağustos 1945 tarihinde 23 yaşımdaydım. Japonya'ya doğru giden Enola Gay adlı B-29 tipi uçaktaydım. 6 Ağustos 1945'te 13 yaşındaydım. ...6 Ağustos 1945'te pencerenin kenarında durmuş dışarıyı seyrediyordum. 6 Ağustos 1945'te 8 aylık bebektim. Ve bu da o gün üzerimde olan kıyafet. Bir gün önce Pasifik'te bulunan Tinian adasındaki bir askeri üste dünyanın ilk atom bombası hedefine sevk edilmek üzere gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için piste çıkarılıyor. Silahın kod adı Küçük Çocuk. Amerikan ordusunun o güne dek üstlendiği en gizli görev. Silahın, güneşin, yıldızların ve kozmosun gücüne sahip olduğunu söyleyenler var. Ancak mürettebat için bomba hiç de kozmik bir şeymiş gibi görünmüyor. Küçük çocuğun boyu 3 metre kadardı. Piyasadaki tüm kamyonetlerden daha ağırdı. Morris Jepson, görevi Japonya'nın henüz belirlenmiş bir şehrine atom bombası atmak olan Enola Gay'in 12 mürettebatından biri. Görev sabah saat 2.45'te 4,5 tonluk yükün uçağa taşınmasından 12 saat kadar önce resmi olarak başlıyor. Pistten kalkan Enola Gay batıya dönerek Japonya'ya doğru yol alıyor. Küçük çocuğu ilk olarak bomba hangarına tırmandığımda gördüm. Zırhlı çelikten silindirin içerisinde 63,5 kilogram zenginleştirilmiş uranyum bulunuyor. Uranyum mermi ve hedef olmak üzere iki parçaya bölünmüş. Bomba büyük bir silah gibi çalışıyor. Barut torbaları ateşlenerek merminin ileri doğru hareket etmesine yetecek kadar basınç üretiyor. Mermi hedefe çarpıyor. Kritik kütle birkaç saniye sonra nükleer zincirleme reaksiyon yaratarak yüksek miktarda yıkıcı güç açığa çıkarıyor. Ancak B-29'lar kalkış esnasında düşebildiğinden barut henüz bombanın içine yerleştirilmemiş. Jepson'la Yüzbaşı Dick Parsons güvenli bir şekilde havalandıktan sonra patlayıcıları yerine yerleştiriyor. Parsons'ın 4 torba dumansız barutu bombanın kuyruk kısmına yerleştirmesi sadece 15 dakika sürüyor. Fakat küçük çocuğun ateşleme sistemi henüz tam anlamıyla hazır değil. Sıra sende Teğmen. Hazır hale getirmekse Morris Jepson'ın görevi. Bunlar Jepson'ın o gün bombayı patlamaya hazır hale getirmek için kullandığı sigortalar. Bombanın üzerinde silahların emniyet mekanizması gibi çalışarak bombanın patlamasını engelleyen yeşil renkli 3 sigorta vardı. Jepson yeşil sigortaları çıkarıp yerlerine yenilerini takmak zorundaydı. Kırmızı sigortalar bombanın elektrik devresini tamamlayarak
kıvılcımların barutu ateşlemesine imkan tanıyordu. Küçük çocuğu ellemek, dokunmak, onun üzerine eğilmek zorundaydım. O silaha elini süren son insan bendim. Son kırmızı sigortanın da yerine takılmasıyla bomba patlamaya hazır hale geliyor. Japonya'ya ulaşmalarına 2 saatten az bir süre kalmış olmasına rağmen kimse bombanın işe yarayacağından emin değil. Hiroşima bombası deneysel bir silahtı ve bu da ilk denemesiydi. Saldırı için 3 Japon şehri potansiyel hedef olarak seçilmişti. Öncelikli hedef Ota Nehri'nin deltasında kurulmuş olan liman şehri Hiroşima'ydı. Askeri açıdan büyük öneme sahip olan şehirde bir muhabere merkezi bulunuyordu ve birliklerin toplanma yeriydi. Fakat burası sıradan bir askeri hedeften çok daha fazlasıydı. Şehirde oturanların %85'i sivildi. 1945 Mart'ından beri Japonya'nın neredeyse bütün büyük şehirleri bombardımana uğramıştı. Ama Hiroşima'ya dokunulmamıştı. Enola Gay Japonya'ya yaklaşsa bile Hiroşima'nın kaderi henüz belli olmamıştı. Her şey hava durumuna bağlıydı. Hedefi vurmak için gereken şeylerden biri uçaktan görülebilir olmasıdır. Meteoroloji uçakları önceden uçarak seçilmiş şehirlerin üzerindeki hava durumunu kontrol ediyordu. O sabah Hiroşima üzerinde hava açıktı. Şehrin kaderi böylece mühürlenmiş oldu. 13 yaşındaki Shigeko Sasamori sıcak ve bulutsuz sabahın yakıcı güneşini hissediyordu. Saldırı esnasında yangın çıkma ihtimaline karşılık sokakları temizleme görevi verilen sınıf arkadaşlarına yetişebilmek için adımlarını hızlandırdı. Kafamı kaldırıp yukarı baktım. Gümüş renkli, beyaz kuyruklu, çok güzel bir uçakla mavi gökyüzünü gördüm. Her şey çok güzeldi. Sonra bir şey düşmeye başladı. Shigeko, Enola Gay'in hedef aldığı T şekilli Aioi Köprüsü'ne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta. Şehir merkezinin tam ortasından geçen nehri görmek yaklaşık 9800 metre yükseklikte bile çok kolay. Bomba sevkiyatından 90 saniye önce. Bombacı gözünü 3.2 kilometre altında bulunan hedefine dikmiş, dikkatli bir şekilde son manevraları yapıyor. Acaba hedefi vurabilecekler miydi? Ve bomba önceden ayarlandığı gibi şehrin 580 metre üzerinde patlayacak mıydı? Bomba kapakları hidrolikle açılıyordu. Bunlar 4-5 metre uzunluğunda büyük ve uzun kapaklardı. Yavaşça açılmıyorlardı. Bu şekilde şimşek gibi açılıyorlardı. Jepson ve mürettebattaki arkadaşları gerekli hesaplamaları yapmışlardı. Bombanın 42 saniye sonra patlamasını bekliyorlardı. 43 saniye geçince heyecanlanmaya başladım. Test kutusunu izliyordum. Düşünüyordum ve kafamdan saniyeleri sayıyordum. 6 Ağustos sabahı saat 8.15'te sayım yapan sadece Enola Gay mürettebatı değildi. 8 yaşındaki Takashi Tanemori sabah 8'de okula gitmek üzere evden çıktı. Arkadaşlarıyla oyun oynamak için can atıyordu. O sabah saklanmaç oynayacağım için özellikle heyecanlıydım. Çünkü ebe olarak seçilmiştim. Pencerenin kenarında durmuş dışarıyı seyrediyordum. Takashi sayarken dışarıdaki binlerce insan işine ve okuluna gidiyordu. İnsanların başlarının üzerinde tek başına uçan Enola Gay büyük bir paniğe sebep olmadı. Yüreklere korku salan bombardıman filolarına hiç benzemiyordu.
Meteoroloji uçağı zannettiler. Bilim adamlarının tahmin ettiği gibi bomba sığınaklarına saklanarak patlamanın etkisinden korunmaya çalışmak yerine binalardan çıkıp uçağa bakmaya başladılar. Birden güm diye bir ses duyuldu. Gökyüzünde parlak bir ışık vardı. Bembeyazdı. Röntgene bakıyormuş gibi parmaklarımdaki kemikleri görebiliyordum. Korkunçtu. Atom bombasının patladığı anı gösteren tek görüntü bu. Tarihin akışını değiştiren bu büyük olayın belgesi çok az. Mantar şeklindeki bulut birkaç saniye içinde 16 kilometre yüksekliğe ulaştı ve 350 binden fazla insanın yaşadığı şehrin 5 kilometrelik bir bölümünü kapladı. Amerika Birleşik Devletleri 4 yıldır savaşıyordu ve sadece Pasifik cephesinde 100 binden fazla asker kaybetmişti. Japonlarsa 1 milyondan fazla asker kaybetmelerine rağmen var güçleriyle savaşıyordu. Savaşın devam etmesi durumunda her iki taraftan da milyonlarca insanın ölmesinden korkanlar vardı. Atom bombasını onları şoke edip teslim olmalarını sağlayacak bir fırsat olarak görüyorduk. Bu yeni ve sıra dışı bomba, Hiroşima'nın yaşayan, nefes alan şehir merkezini enkaza çevirdi. Bomba patladığı anda 70 bin kişi hayatını kaybetmişti. 70 bin kişi de yaralanmıştı. Bu, tek bir silahın verdiği en büyük zayiattı. Fakat Japonya savaşmaya devam etti. Amerika Birleşik Devletleri 3 gün sonra, 9 Ağustos'ta ikinci bir atom bombası daha attı. Bu sefer hedef Nagasaki şehriydi. 40 bin kişi daha öldü. Japonya 3 hafta sonra resmen teslim oldu. En kanlı savaş nihayet sona ermişti. Hiroşima'yı düşünen Amerikalılar için olaylar, mantar bulutunun ortaya çıktığı, Enola Gay'in manevra yapıp geri döndüğü anda biter. Japonlar içinse her şeyin başladığı an tam olarak o andır. Japonya'nın teslim olmasından birkaç hafta sonra, Başkan Truman yeni silahın sebep olduğu fiziksel ve tıbbi hasar hakkında bir rapor hazırlanmasını emretti. Bu iş için yüzlerce bilim insanı, mühendis ve askeri personel seferber edildi. Araştırma ekipleri Hiroşima'ya işgal güçleriyle birlikte gitti. Japon bilim insanlarıyla çalışarak 10 hafta boyunca şehrin enkazında istihbarat topladı. Analistler bombanın yıkıcı gücünü anlayabilmek için atomik patlamanın 3 büyük etkisini araştırdı. Patlamanın enerjisi düşük hacimli bir havanın içerisine bırakılıyor. Bu sayede tutuşan hava güneşin yüzeyinden daha sıcak olan beyaz bir ateş topuna dönüşüyor. Uranyumun parçalanması sonucu açığa çıkan gama ışınları ve nötronlar, görünmeyen ölümcül radyasyon ışınları halinde etrafa yayılıyor. Ateş topunun genişlemesi bittikten sonra bir basınç duvarı ya da patlama dalgası saatte 1100 kilometreden yüksek bir hızla etrafa yayılıyor. Bilim insanları hazırladıkları raporda patlamanın ilk safhasını termal ışık olarak tarif etti. Patlamanın ışığı, ışık hızıyla yayılan bir radyasyon ısısı açığa çıkardı.
Açığa çıkan ısı yaklaşık 4000 santigrat derece. Bu değer çeliğin erime sıcaklığının 2 katı. Hiroşima patlamasına ait çok az görüntü olduğundan bilim insanları sıcaklığın ne kadar yüksek olduğunu ölçebilmek için atomik testlerden medet umuyor. Bomba patladığı zaman çok kısa bir sürede çok yüksek miktarda enerji açığa çıkıyor. Bu yüksek miktarda enerji ısı ve ışık şeklinde ortaya çıkıyor. Sıcaklık aşırı derecede yükseliyor. 10 milyonlarca dereceye ulaşabiliyor. Sanki biri güneşin çekirdeğini çekip enerjisini bırakması için dünyanın atmosferine getirmiş gibi. Bu enerji insanlara dokunduğu anda öldürüyor. Deriniz bu ışığa maruz kalırsa karbona dönüşür. Bombanın patladığı yere o kadar ışık ve ısıya maruz kalacak kadar yakın olan insanlar bir şeyler olduğunu anlayamadan canlılık özelliklerini kaybetmiş olmalı. İlk birkaç saniyede kaç insanın basit karbon yığınlarına dönüştüğünü kesin olarak bilmemize olanak yok. Amerikan ordusu kayıpların bir haritasını çıkarıyor. Sıfır noktasının etrafındaki 250 metrelik alanda hayatta kalan olmamış. Ateş topunun ışınlarına maruz kalanlardan bazıları tamamen buharlaşmış gibi. Onlardan geriye sadece atomik gölgeler adı verilen şeyler kalmış. İnsanlara ve cisimlere ait olan bu izlere Hiroşima'nın dört bir yanında rastlamak mümkün. Ateş topundan yayılan ışık yere çarptı ve betonun renginin kararmasına neden oldu. Buradaki korkuluklar ışığın arkaya geçmesini engellemiş. Yani buradaki açık renkli kısım ateş topunun parlak ışığına doğrudan maruz kalmamış. Atomik gölgeler, bilim insanlarının patlamanın yerini hesaplamalarına olanak sağladı. Böylece insanlar nükleer bombanın patladığı yönü ve yüksekliği hesaplama olanağı yakaladı. Çünkü pek çok farklı yönden çekül çizgisi çekebiliyorlardı. Nükleer patlamanın yerini bu şekilde bulabildiler. Bilim insanları hesaplamalar sonucunda Enola Gay'in hedefine çok yaklaşmış olduğunu gördü. Bomba T şekilli köprüden sadece 167 metre uzağa düşmüştü. Sapma iki futbol sahasının boyundan daha azdı. Sıfır noktasından 800 metre uzaklıkta ölenlerin çoğunun ölüm sebebi şiddetli yanıklardı. Patlamadan kurtulanlarsa ölümle pençeleşiyordu. Bu adamın yanıkları Shigeko Sasamori'nin hayatını karartanlarla aynı türde. Işık yanığı vücudunun 1/3'ünü kaplamıştı. Shigeko'yu patlamadan 5 gün sonra bulan annesi sabah okula gitmek üzere evden çıkan kızını tanıyamamıştı. Sesimi duydu ama gördüğü şey bana benzemiyordu. Yüzüm ve saçlarım büyük, simsiyah bir futbol topuna benziyordu. Her yerim bu şekildeydi. Gözlerim ve burnum neredeydi? Bulamıyordu. Her yerim simsiyahtı. O parlak ışık kızcağızı mahvetmiş olmalı. O mesafede cildinde ağır yanıklar oluşmasına, hatta kıyafetlerinin ateş almasına sebep olmuş olmalı. O mesafede o kadar sıra dışı bir ortama maruz kaldı ki bana göre hayatta kalması mucize. Shigeko'nun hayatta kalmasının bir sebebi olabilir. O sabah üst üste 2 pantolon giymişti. Annesi sabah okula gitmesi için aceleyle evden gönderdiğinde üstünü değiştirmeyecek kadar bitkin hissediyordu. Dışındaki pantolon alev alırken içine giydiği pantolon derisini korudu. Hayatını kurtaran da büyük ihtimalle bu oldu.
Kıyafetler ve evlerin sazdan çatıları alev aldı. Isı ateş topu havada olmasına rağmen yangınlara sebep olacak kadar yoğundu. Işığın ısısına maruz kalan her şey, bir çocuğun defteri, gazeteler, kağıttan yapılan geleneksel soji perdeleri anında alevlere büründü. ...1760 santigrat dereceyi aşan sıcaklık yüzünden kiremitler birbirine kaynayıp garip şekiller oluşturdu. Işığın yaydığı ısı o kadar yoğundu ki graniti, çeliği, demiri hatta camı bile yaktı. Bu beslenme çantası sıfır noktasından 550 metre kadar uzakta bulundu. Çantanın sahibi olan kız çocuğu Shigeko ile aynı yaştaydı. Beslenme çantasını almış, her gün yaptığı işi yapmaya gidiyordu. Bomba tarafından yok edildi. Geriye sadece yamuk yumuk olmuş, kömürleşmiş bir beslenme çantası kaldı. Hayatta kalıp kalamayacağınız sıfır noktasından ne kadar uzakta olduğunuza bağlıydı. Japon da olsanız, Marslı da olsanız fark etmezdi. İdeolojik bir bomba değildi bu. Bir kitlesel imha silahıydı, bir terör silahıydı. Takashi'nin saklambaç oynadığı okul sıfır noktasından 1,5 kilometre kadar uzaktaydı. Bombanın şok dalgası okula çarpmak üzereydi. Nasıl olduğunu tam olarak bilemiyorum ama okul binamız çöktü. Patlama yüzünden yüzümün sol tarafı yandı. Enkaz altında ne kadar kaldığımı bilmiyorum. Zifiri karanlıktı. Hiçbir şey göremiyordum. Ellerimi bile. Burnumdan ötesini görmüyordum. Takashi yalnız değildi. Bir zamanlar Hiroşima'nın şehir merkezi olan enkaz yığınının altında binlerce insan mahsur kalmıştı. Küçük çocuk adı verilen bomba tarafından yaratılan patlama dalgası 10 saniyeden kısa bir süre içinde bütün şehri yerle bir etti. Atom bombası yüzünden 60 binden fazla yapı ya çöktü ya da ağır hasar aldı. Bu da toplam bina sayısının %67'sinden fazlası demek. Patlamadan bir dakika sonra şok dalgasının gücü 15 kilometre uzakta 29 bin fitte seyretmekte olan Enola Gay mürettebatını sarsıyor. Şok dalgası geçerken uçak sanki tokat yemiş gibi oldu. Tamam. Bunu bekliyorduk. Birkaç saniye sonra şiddeti daha az olan bir tokat daha geldi. Uçaktakilerden kimsenin onun ne olduğunu bildiğini zannetmiyorum. İkinci darbe bombanın planlandığı gibi şehirden 580 metre yukarıda patladığı anlamına geliyordu. Şok dalgalarının dinamik güçlerini anlayabilmek için patlama simülasyonları yüksek hızlı kameralar tarafından filme alındı. Patlama esnasında aşırı ısınan hava hızla genleşerek bir şok dalgası meydana getiriyor. Dışa doğru genişleyen şok dalgası yere ulaşıyor ve yerden yansıyor. Yansıyan şokla birinci şok dalgasının bir kombinasyonu oluşuyor. Böylece şok dalgalarını ayrı ayrı yaratan diğer ihtimallere kıyasla daha fazla hasar veriyorsunuz. Hiroşima'ya saldıranların bombayı yerden birkaç yüz metre yukarıda patlatmaya karar vermelerinin sebebi işte buydu. Hedefe verebilecekleri en büyük hasarı vermek istiyorlardı. Küçük çocuk yerde patlatılsaydı toprak enerjisinin büyük bölümünü emecekti. Patlamanın havada gerçekleşmesi şok dalgasını dışa doğru yayılmaya zorluyor ve önüne çıkan her şeyi dümdüz etmesini sağlıyordu. Her yönde 5 kilometrelik mesafedeki her şey ağır hasar almıştı.
Aradan yarım yüzyıldan uzun bir zaman geçti ve bir zamanlar yıkıntı halinde olan Hiroşima yeniden inşa edildi. Bombardımanın açtığı yaraların büyük bölümü kapanmış. Ancak bombanın patladığı yerin neredeyse tam altında bulunan bir bina barış simgesi olarak duruyor. Bir zamanlar yerel dükkanları ve devlet dairelerini barındıran binadaki herkes anında öldü. Fakat bina hala ayakta. Binanın kubbesi bakırdandı ve bakırın erime ısısı çok düşüktür. Ateş topunun ışığı o kadar yoğundu ki şok dalgası binaya vurmadan kubbe erimişti bile. Şok dalgası dikey olarak geldi ve bu açıklıktan girdi. Aşağı doğru inerken karşısına çıkan bütün katları delip geçti. Bu bina kazara ayakta duruyor. Bunun sebebi de sıfır noktasının neredeyse tam altında olması. Fakat Hiroşima'daki binaların büyük bölümü betonarme değildi. Kağıt ve ahşaptan inşa edilmişlerdi. Atomik testler bir evin patlama sırasında ne hale geldiğini gösteriyor. Burada da görebileceğiniz üzere şok dalgası binaya ulaştıktan sonra binanın ön yüzünü ezmeye başlıyor. Şok dalgasıyla birlikte gelen rüzgarsa çatıyı yerinden söküyor ama dikkat ederseniz binanın hala yüksek basınç altında ezildiğini görebilirsiniz. Ezilen bina küçük parçalara ayrılmaya başlıyor. Bu iş kasırga esnasında şemsiye açmaya ve şemsiyenin elinizden uçup gitmesine benziyor. Paramparça oluyor. Pencere ve uçan enkaz parçaları patlamadan 20 kilometre uzakta bile şarapnel etkisi yaratıyor. Amerikan birliklerinin gelişinden sonra patlamanın etkisi detaylı bir şekilde belgelenmiş. Ama 6 Ağustos'un vahşeti sadece o anı yaşayanların hafızalarına kaydedilmiş. Hiroşima'dan kurtulanların pek çoğu ilk birkaç saatin resmini çizmiş. Takashi Tanemori yıllar sonra yaşadıklarını kaleme almış. Enkazın altında sırt üstü yatıyordum. Hareket edemiyordum. Sıfır noktasına yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta mahsur kalan Takashi, artık sınıf arkadaşlarının yardım çağrılarını duyamıyor. Genç bir asker molozları kazarak onu dışarı çıkarıyor. Ama Takashi için tehlike henüz geçmiş değil. Beni taşıyan asker ıstırap içinde bağıran, kömürleşmiş, ölmüş veya ölümle yüz yüze olan insanların arasından geçerek ilerliyordu. Etrafımızdakiler sürünüyor, topallıyor, ayaklarını sürüyerek yürüyor, dizleriyle dirseklerinin üzerinde emekliyor ve bu cehennemden kurtulmanın yollarını arıyordu. Geriye sadece hayatta kalanların ölüm şehri olarak adlandırdığı şey kaldı. Hiroşima kıpkırmızı bir okyanus gibiydi. Kırmızı bir okyanus, bütün şehir yanıyordu. Hiroşima'nın nehirleri hayatta kalanların sıcaktan ve alevlerden korunmak için sığınabilecekleri nadir yerlerden biriydi. Genç Shigeko Sasamori vücudundaki yanıklara rağmen nehre ulaştı. Fakat dört bir yanının ıstırap ve ölümle çevrilmiş olduğunu gördü. Bir bebeğin ağladığını duydum. Hala çok net hatırlıyorum. Annesinin her yeri kan içindeydi. Ona rağmen bebeği emzirmeye çalışıyordu. Bebekse bunları hatırlamaya katlanamıyorum. Nehrin üstü cesetlerle doluydu. Hayatta kalanların büyük bölümü ise neredeyse tanınmayacak haldeydi. İnsanlar korkunç görünüyordu. Saçları kül içindeydi ve düğüm olmuştu. Derileri dökülüyordu. Yürüyen ölülere benziyorlardı. Hayalet gibiydiler.
Görgü şahitleri insanların kollarını önlerinde tutarak yürüdüğünü söyledi. Bu şekilde dökülen derilerinin acısını biraz olsun dindirebiliyorlardı. Bu yüzden de yürüyen hayaletlere benziyorlardı. Kadınlardan birinin gözünü elinde tutan birini yolda yürürken gördüğünü söylediğini hatırlıyorum. Fizikteki büyük gelişmelerin yarattığı patlamanın ne kadar cehennemi bir ortam yarattığını hayal etmek zor. Cehennem diye bir yer gerçekten varsa biz onu yaşadık. Çaresizlik içinde yardım bekleyen binlerce insanın gidebileceği bir yer, onları tedavi edebilecek biri yoktu. Atom bombasının etkileri yüzünden felç olan Hiroşima'da hayatın özü paramparça olmuştu. Saldırıdan önce şehirde 200'den fazla doktor vardı. O gün %90'ı ya öldü ya da yaralandı. Yıkımın boyutları çok büyüktü. Tek sorun on binlerce insanın yanmış ve ölmüş olması değildi. Hastanelerin ve doktorların da neredeyse hiçbiri ayakta kalmamıştı. Ölmekte olan ağır yaralı binlerce insan vardı ve onlara yardımcı olacak bir altyapı yoktu. Sıfır noktasına 1600 metre kadar uzakta olan Kızıl Haç Hastanesi'nden geriye sadece bu duvar kaldı. Saldırı esnasında ağır hasar almış olsa da hayatta kalanların tedavi için gidebileceği başka bir yer yoktu. Bölgedeki 45 hastaneden sadece 3'ü kullanılabilir haldeydi. Fakat şehrin altyapısından başka şeyler de çökmüştü. Bir şehri yok ettiğiniz zaman hassasiyetle oluşturulmuş sosyal ve kişisel bağları da yok edersiniz. Geride kalanları en çok korkutan şeylerden biri bütün dünyalarının yanmış olmasıydı. Bedenlerindeki yanıklarla eski dünyalarının nerede olduğunu bulmaya çalışıyorlardı. Saldırıdan sağ kurtulmayı başaranlar, birdenbire bazılarının hastalık X adını verdiği gizemli bir rahatsızlıktan etkilenmeye başladı. Patlamadan günler, hatta haftalar sonra hayatta kalan binlerce kişi kusma, mor lekeler ve kelleşme gibi şikayetler dile getirmeye başladı. Amerikan hükümeti bunun radyasyon zehirlenmesi olduğunu biliyordu. Yine de olanları tam olarak anlayamamışlardı. O güne dek bu hususta yapılmış olan çalışmalar tavşanlar üzerinde yapılan deneylerden ibaretti. İnsanların radyasyona maruz kalması konusunda bir çalışma yoktu. Bombanın atılmasından 2 yıl sonra Amerikan hükümeti ABCC adıyla da bilinen Atom Bombası Kayıp Tespit Komisyonu'nu oluşturdu. Komisyonun görevi hayatta kalanları tedavi etmek değil, radyasyon maruziyetinin sağlığa etkisini ve öldürme sebeplerini tespit etmek amacıyla araştırma yapmaktı. Koko Tanimoto Kondo da komisyonun deneklerinden biriydi. Sıfır noktasına 1,5 kilometre kadar uzakta olan Koko, bomba patladığı esnada annesinin kucağında olan 8 aylık bir bebekti. Evimiz bu bölgedeydi. Üzerine yeni bir ev inşa edilmiş. Tam olarak bulmak zor ama evet burasıydı. Kesinlikle burasıydı. Saat 8:15'te ben annemin kucağındayken evimiz yerle bir oldu. Koko patlamadan ve yangından kurtulmuş olsa da radyasyonun vücudu üzerindeki etkisi bilinmiyordu. Küçük çocuğun patlamasından sonraki ilk birkaç milisaniye içerisinde gama ışını, nötronlar ve röntgen ışını şeklindeki elektromanyetik enerji her yönde 3 kilometre boyunca yayılmış oluyor. Kokusuz ve görünmeyen dalgalarla küçük tanecikler temas ettiği herkesi hücrelere hasar veren bir enerji bombardımanına maruz bırakıyor. 800 metrelik bir çap içinde radyasyon ölümcül seviyede. Hayatta kalanların pek çoğu radyasyonun bir saatli bomba olduğu korkusunu taşıyordu. Lösemi veya kanser yüzünden ölecekleri veya kusurlu çocuklar doğuracakları korkusunu hep içlerinde taşıdılar. Koko evinin yıkılmasından birkaç yıl sonra ABCC'nin çalışmalarının bir parçası oldu.
Bütün dünya radyasyonun insan vücudunu neden etkilediğini öğrenmek istiyordu. Bunun için en iyi yöntemse çocuklar üzerinde araştırma yapmaktı. Coco 10 sene boyunca yılda bir gün muayene olmaya gitti. Hayatta kalan binlerce kişi hala artık dünyanın en uzun süreli tıbbi çalışması unvanını kazanmış olan araştırmaya katılıyor. Yeni adı Radyasyon Etkilerini Araştırma Derneği olan ABCC, atom bombasından kurtulan 120 binden fazla insandan örnek topladı. Günümüzde dernek, Japon hükümetinin de işbirliğiyle radyasyonun insan bedeni üzerindeki etkilerine ışık tutmaya devam ediyor. Radyasyonun bizim gibi memelileri öldürmesinin sebebi hücrelerin DNA ve kromozom hasarına uğraması ve böylece bölünme işleminin durması. Bu kadar basit. Hücrelerin bölünmesinin durması, bağışıklık sisteminin çökmesine, iç organların görevini yapmamasına, fetüslerin gelişiminin durmasına sebep oluyor. Yaşam süreci sona eriyor. Ancak Coco, radyasyonun etkilerinin anlaşılması için yapılan çalışmalarda ağır bir bedel ödüyor. Ergenliğe yaklaştıkça ABCC'nin muayeneleri daha zor olmaya başlıyor. Coco 14 yaşına geldiğinde özel bir muayene odasından konferans salonuna alınıyor. Doktor sahneye çıkmamı söyledi. Spotun ışığı o kadar kuvvetliydi ki içeride kaç kişinin olduğunu göremiyordum. Ama farklı dillerde konuşmalar duyuyordum. Doktorların katıldığı bir toplantı olduğunu tahmin ediyordum. Sonra doktor, önlüğünü çıkar lütfen dedi. Ergenlik çağı. Vücudunuz çocukluktan yetişkin bir kadınınkine dönüşüyor. Öfkeden deliye dönmüştüm. Evet, 6 Ağustos 1945 tarihinde Hiroşima'daydım. Ama savaşı ben başlatmamıştım ki. Neden onca insanın önünde yarı çıplak kalan ben oluyordum? Olanları anneme, babama veya arkadaşlarıma anlatamadım. Çok uzun bir süre içime attım. Kendilerini deney faresi gibi hissetmeleri son derece normal. Ancak araştırmalara katkı sağlamak konusunda son derece sadıktılar. Geride bıraktıkları mirastan, sayelerinde öğrendiklerimizden bütün insanlık faydalanacak. Coco'nun hiç çocuğu olmadı. Bu da radyasyon maruziyetinin olası etkilerinden bir tanesi. Fakat katıldığı çalışmalarla başka türlü bir miras bıraktı. ABCC'den elde edilen bilgiler, radyasyona maruz kalan başka insanların tedavisinde kullanıldı. Buna Çernobil kurbanları da dahil. Bunu duyduğumda, sayemde toplanan verilerin başkalarının işine yaradığını düşünüp, gerçekten çok mutlu oldum. Günümüzde radyasyon çalışmalarından elde edilen veriler, tüm ülkelerle serbestçe paylaşılıyor. Atom bilimi her zaman bir gizlilik örtüsünün arkasına saklanmıştır. Bombaların yapıldığı tarihten bugüne kadar. Amerikan hükümeti yıllarca Hiroşima bombardımanı ve hemen sonrasıyla ilgili tüm fotoğraf ve tanık ifadelerine ya el koymuş ya da ortaya çıkmamaları için baskı uygulamıştır. Bombanın patladığı gün çekilen yegane fotoğraflar olan bu görüntüler 1952'de bombanın patlamasından 7 yıl sonra kamunun erişimine açıldı. Askeri sansürcüler bakmanın bile acı verdiği, atom bombasının insan vücudu üzerindeki etkilerini büyük ölçüde gözler önüne seren bu fotoğrafların ortaya çıkmasının Amerika'da halkın fikrinin bombalama olayının aleyhine döneceğinin farkındaydı. Ordu halkın atom bombasının etkilerini öğrenmesini istemiyordu.
Fakat kendisi yeni silahın gücünü anlamaya çalışıyordu. Bunun için daha sonra yapılan testlerin görüntülerini kullandılar. 5, 4, 3, 2, 1, ateş! Bu görüntüler ısı ışınıyla şok dalgasının farklı malzeme ve yapılar üzerindeki etkisini göstermekle kalmadı, analistlere patlamanın kendisini inceleyerek patlamanın konumunu ve şiddetini ölçme imkanı verdi. Çekilen görüntülerin büyük bölümüne kilit vuruldu ve gizlilikleri bugüne dek korundu. Nükleer silahlarla ilgili görüntülerin doğum anı bile gizliydi. Çekimler yapılmadan önceki boş film bile gizli statüsündeydi. Görüntü efektleri konusunda öncü bir sinemacı olan Peter Kuren, gençken Hiroşima'ya yaptığı bir ziyaret sonrasında atom silahlarına ilgi duymaya başlamış. Çok az gözün gördüğü bu görüntülerin üzerindeki örtüyü kaldırmaya çalışıyor. Yorucu bir araştırmanın sonucunda bir zamanlar gizli olan bu belgelerin izini sürerek bir film hazinesine ulaşmış. Parasını ödeyip o belgeleri devletten satın alabiliyordunuz. O belgeler de başka belgelere ulaşmanızı sağlıyordu. Böylece film kayıtlarına ulaşabiliyordunuz. Film kayıtları, Kuren'in filmin montajlanmış halinden çıkarılmış bölümlerine ulaşmasını sağladı. Devletin gözden kaçırdığı bu filmler hiçbir zaman gizlenmemişti. Kuren bu filmlere ulaşmayı başardı. Ancak bazı durumlarda bilim insanlarının ölçü aletleri negatifleri çizmiş ve atomik testlere ait görüntülere hasar vermişti. Dijital iyileştirme teknikleri Kuren'in bu çizikleri onarmasına, renk bozukluklarını gidermesine ve silahın etkisini eksiksiz olarak gözler önüne sermesine olanak sağladı. Daha önce görmediğiniz şeyleri ortaya çıkarmak için film üzerinde çalışmaya başladım. Görüntü temizlenip iyileştirildikçe olan başka şeyleri de görmeye başlıyorsunuz. Mesela ağaçlardaki kuşlar arkalarında dumandan bir iz bırakarak yere düşmeye başlıyor. Şurada iki tanesini görebilirsiniz. Geliştirilmiş görüntülerde dramın dozu artıyor. Öte yandan mantar bulutunun hızını ve büyüklüğünü hesaplamak konusunda bilim insanlarının işine daha çok yarıyor. Görüntü ne kadar temiz olursa sayılar da o kadar doğru oluyor. Atom silahlarının büyük ve korkutucu etkilerini gören askeri analizciler raporu acımasızca bir gözlemle sonlandırdı. Barış için Hiroşima'nın yaşadığı dehşetin görüntülerinden daha ikna edici bir şey olamaz. Bu silahlar ayrım yapmıyordu. Herkesi öldürüyordu. Hiç kimse bunların toplu katliam silahı olduğunu reddedemez. Bu silahtan kaçış yok. Günümüzde Hiroşima'nın bir zamanlar enkaza dönüştüğüne dair kanıtları görmek zor. Müzeler ve Barış Parkı'ndaki anıtlar 6 Ağustos 1945 tarihinde olanları hatırlatıyor. Bu tepeciğin altında tanınmayacak halde olan veya sahip çıkılmayan binlerce insanın cesedi gömülü. Ancak o günü bize en güçlü biçimde hatırlatanlar sağ kalanlar. Bir atom saldırısından kurtulmanın nasıl bir şey olduğunu bir tek onlar anlatabilir. Tek bir bomba her şeyi değiştirdi. Ders almak zorundayız. Aynı hatayı tekrarlayamayız. Olmaz. Düşmanınızdan alacağınız en büyük intikam affetmeyi öğrenmektir. Yaşadıklarımı ve çıkardığımız dersleri aktararak çocuklarıma bana miras kalandan daha iyi bir dünya bırakabilmeyi umut ediyorum. Amacım budur.